Soylulluk anlamda şöyledir, doğuştan veya hükümdar buyruğuyla bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel ünvanlar taşıyan kimse, asil, iyi tanınmış, köklü bir aileden gelen kimse, Necati Cumalı asili şöyle tanımlamıştı, soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. Soyluluk ünvanları, Batı Avrupa'da soyluluk ünvanları şöyledir, İmparator, teoride tek olmalıdır. Pratikte ise biri doğuda yani İstanbul'da ve biri batıda yani Roma olmak üzere iki tanedir. Batı imparatoru genelde seçime göreve gelir. Bu seçime katılma hakkına ancak krallar sahiptir. İmparatora taçlarını papa takar. Napolyon bu geleneği bozarak kendi tacını kendi takmıştır. Bu olay imparatorluğun sekülerleşmesinin simgesidir. Sekülerleşme, insanların yaşamlarında dini referans olarak görmemeye başlaması, dinin toplumsal alanda etkinliğinin azalması demektir. İmparatorun dişisine imparatoriçe denir. Kral, bağımsız ülkenin monarkı, imparatora sembolik bir bağla bağlıdır. İmparator seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Dişisi kraliçedir. Grand Duke, üçüncü dereceden soyluluk ünvanıdır. Genellikle yetkileri kral veya imparatorlar tarafından artırılmış olan arşidüklerden, nadiren düklerden oluşur. Dişisine Grand Duchess denir. Arşidük, Avusturya hükümdarıdır. İmparatorluğa doğrudan bağlı hükümdarın en büyüğüdür. Çoğu kraldan daha güçlüdür. Ancak toprakları imparatorluk sınırları içinde kaldığından siyasi manevra alanı kısıtlıdır. Dişisine Arşidüchess denir. Dük, İmparatorluğa bağlı ülkenin hükümdarıdır. Dişisine düşes denir. Prens, kralın bir takım hukuki yetkilerinden mahrum olan hükümdardır. İmparator seçiminde oy hakkı olanlara elektör prens yani seçici prens denir. Dişisine prenses denir. Marki, markra. Dükten sonra aşağıda kalan bağımlı hükümdar. İlk markiler Şarman'ın sınırlara kurduğu savunma bölgelerinin komutanlarıydı. Dişisine Markiz Markgravin denir. Kont, toprakları ülke sayılamayacak kadar küçük olan toprak sahibidir. Dişisine Kontes denir. Vikont, konttan bir aşağı basamaktır. Dişisine Vikontes denir. Baron, baronet ile beraber hükmetme yetkisi olan en küçük soyludur. Dişisine Barones denir. Baronet, barondan bir aşağı basamaktır. Dişisine Baronetes denir. Şövalye, topraksız soyludur. Bu ünvanların herhangi birine sahip olan soyluya aynı zamanda lord da denilir. Doğu Avrupa'daki soyluluk ünvanları şöyledir. Basileus, Bizans İmparatoru. Bizans kodeksine göre tektir ve dünyadaki en yüksek ünvandır. İstanbul'un Latinler tarafından işgalinden sonra ünvan evrensel gücünü yitirmiştir. Rex, Bizans kodeksinde kralın karşılığıdır. Tekfur, Bizans'ta feodal yöneticidir. Tekfurların miras bırakma hakkı Bizans tarihinde tartışmalara neden olmuştur. Çar, Ruslarda imparatorun karşılığıdır. Sezar kelimesinden gelir. Bulgarlarda kral anlamında kullanılır. Dişisine çarıçe denir. Kulak, Rus toprak sahibidir. Voyvoda, Slav prensi. Genelde Türk egemenliği altına giren Slav hükümdarları için kullanılmıştır. İslam coğrafyasındaki soyluluk ünvanları. Hünkar, Doğu coğrafyalarında batıya göre imparatorlardan daha yüce, daha büyük ve daha zengin bir ünvandır. O yüzden Osmanlı padişahları fermanlarda özellikle ünvanlarını sayarken hünkar ünvanını kullanmıştır. Sultan, bağımsız ülkenin hükümdarıdır. Sultan ünvanı erkeklerde ismin başına, kadınlarda sonuna getirdi. Bunun tek istisnası olan Cem Sultan propaganda mağdurudur. Melik, Avrupa'daki kralın karşılığıdır. Sultan kadar güçlü olmamakla beraber melik de bağımsız hareket etme yetisine sahiptir. Dişisine melike denir. Şah, İran hükümdarıdır. Dişisine Şahbanu denir. Bu ünvanı alan tek kadın, son şahın karısı Farah Divan'dır. Padişah, Avrupa'daki imparatorun Fars kültüründeki karşılığıdır. Şenişah ile eşdeğerdir. Emir, hükmetme yetkisi olan soyludur. Hidiv, Kavalalı hanedanına özgü bir ünvandır. Mısır'daki Osmanlı yöneticileri için kullanılmıştır. Beylerbeyi, Osmanlı'nın ilk zamanlarında padişahtan sonra en yetkili kişi için kullanılırdı. Beylerbeyinin hükmü altında
kendisine tahsis edilmiş toprakları vardı. Atabey, Selçuklularda yere bağımsız toprak sahibidir. Orta Asya'daki soylu ünvanları şöyledir. Yakbu, Hun hükümdardır. Boy beyleri tarafından devrildiği zamanlar olmuştur. Otoritesi soylular arasındaki uzlaşmaya bağlıydı. Bu bakımdan Avrupa'da seçimle başa geçen imparatora benzer. Zamanla Yakbu terimi daha küçük beylere verilir olmuştur. Dişisine yenge denir. Kaan, Hakan. Göktürklerden itibaren en büyük hükümdar için kullanılmıştır. Hakan, gökteki güneş gibi tektir. Dişisine hatun denir. Han, Orta Asya'daki en yaygın ünvandı. Türklerde daha aşağı olan kral, Moğollarda imparator yerine kullanılır. Şah, Türklerde prensin karşılığıdır. Şah'da tahsis edilmiş boylar vardır. Yarı bağımsız hareket eder. Tekin, Türklerde soylulara verilen ünvandır. Belirli ve dönem ve bölgelerde Digin adıyla prenseslere ünvan olarak verildiği de olmuştur. Hatman, Ataman, Kazak beyidir. Diğer toplumlardaki soyluluk ünvanları şöyledir. Huangdi, Çinli imparatorun karşılığıdır. Çinlilere göre dünyadaki en yüksek ünvandır. Tanrı'nın oğludur. İlk Huangdi'nin bu ünvanı elde etmesi için 25 kralı ezmesi gerekmişti. Wang, Çin'de kralın karşılığıdır. Orta Asyalı göçebeler arasında Wang ünvanı alan tek kişi Moğol Bey Tuğrul'dur ve Wang Han olarak anılır. Tenno, Japonlarda imparatorun karşılığıdır. Tenno erdemlidir ve mükemmel insandır. Asla hata yapmaz. İkinci Dünya Savaşı sonunda Tenno yenilgiyi kabul etmesi Japonlar için büyük bir şok olmuştur. Daha önceki çağlarda Mikado terimi kullanılırdı. Mihrace, Hindistan'da imparatorun karşılığıdır. Raja, Hindistan'da kralın karşılığıdır. Firavun, eski Mısır'da hükümdarın ünvanıdır. Eril bir kavramdır. Firavun olan kadına da erkek sıfatları verilir ve sakallı tasvir edilirdi.